Ünsüz Gezginler kanalından herkese merhabalar. Ben Işıl Ceren Özcan. Bugün size yepyeni bir içerikle geldik ve bugünkü içeriğimiz gezginlerimizin en komik, en güzel ya da en ilgi çekici anlarını sizler için derledik. İyi seyirler. Şimdi size ilk olarak gezginlerimiz olan Murat ve Deniz'den birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Hindistan çok da hijyenik olmayan sokak yemekleri, ilginç yemekleriyle hayli ünlü. Biz de tabii ki Hindistan'da olan gezginlerimiz Murat ve Deniz'e dedik ki arkadaşlar siz bir yemekleri yiyin, deneyin, hani bize de bir söyleyin, hani gerçekten bu kadar pis mi, kötü mü yemekleri? Peki sizce hani bizim gezginimiz olan Murat ve Deniz sizce beğenmemiş olabilir mi? Onlar sanıyorum ki birazcık yemeğe düşkün diye düşünüyorum. Yoksa hani bu kadar sevmeleri bana bir tık ilginç geldi açıkçası. Siz bir izleyin videomuzu, ona göre beraber yorumlayalım. Yemek yemekle konuşamıyoruz. Bayağı iyi. Ben bunu gerçekten sevdim. Bayağı güzel, bayağı güzelmiş. Bu bayağı güzel. Ama o da güzel. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Bayağı iyi ya. Yani. Çok başarılı. Bayağı güzel bu arada. Yediğimiz en güzel yemeklerden birisiydi bence. Şimdi gördüğünüz gibi Murat yani bayağı beğenmiş. Hatta yani ilk defa ben Hindistan yemeklerini bu kadar beğenen birini görüyorum açıkçası. Hiçbir gezginimizden, hiç kimseden Hindistan yemeklerinin bu kadar övüldüğünü duymadım. Yani şimdi bu Murat'a da özgü olabilir, olmaya da bilir. Ama biz şu an gezginimiz Murat'ın tavsiyesiyle Hindistan yemeklerini beğendik gibi gözüküyor. Şimdi bir diğer sıradaki gezginimiz ise Mert Aktaş. Mert de Hindistan'ın işte güvenliğiyle ilgili bize birkaç video gönderdi. İşte gittiği en güvenli yerlerden hani bahsediyor. Ve sonrasındaki videonun devamında ise sürekli bir şey koklarken acaba bayılır mıyım tarzında, acaba kaçırılır mıyım tarzında bir içerik de geldi. Şimdi önce siz videoyu bir izleyin, sonrasında yorumlayalım. Herkese Hindistan'dan ve ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Mert Aktaş. Aynı zamanda buranın insanları muhteşem. Samimi, sempatik insanlar ve esnaflar var burada. Bir sürü. Bakın burada size dedim ya, çok sıcakkanlıdır buranın insanı. Selam vermeyi eksik etmez hiç kimse diye. Bakın burada hemen beni gördüler. Masala çayı. Eating. Bunu yedik, tarçın galiba bu. Smell it. Smell. Kokla diyor bakalım. Bayılmayalım bir daha abi şimdi bu kadar bağırın. Güzel kokuyor ya. Baharat karışımı. It's good. I like it. Beraber sahile gidiyorsak umarım kaçırmaz beni be. Umarım kaçırmaz beni be. Kaçırmaz umarım vallahi. Gidiyoruz. Mert Aktaş en son sahile gitmek için Hindistan'da tanımadığı bir adam ile yola çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Birçok gezginin kendisinin Agola kabilesiyle yaşamaya karar verdiğini ve gerçek huzuru orada bulduğunu söylese de bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Şimdi gördüğünüz gibi biz oldukça tezat şeyleri bir araya getiren bir ekibiz sanırım. Çünkü bir önce güvenlikten bahsedip sonrasında kaçırılma tehlikesiyle neredeyse burun buruna gelmesi birazcık ironik. Ama gördüğünüz gibi Hindistan'ın ne yemekleri ne de güvenliğiyle ilgili sanıyoruz ki bir sıkıntı yok. Yani bize bunlar gezginlerimiz bildirdi. Şimdi bir diğer sıradaki videomuz ise şöyle. Gezginimiz Mert Aktaş, biliyorsunuz az çok izlediyseniz, kendisi oldukça güler yüzlü, oldukça sakin bir insan. Ama Hindistan Mert'i artık çıldırma seviyesine getirdiği için Hintli ile bir kavga yaşayıp neredeyse polis çağırmak zorunda kalıyordu. Buyurun içeriğimizi izleyelim, sonrasında yorumlayalım. Hello, here's hotel. Hotel? Hotel. Yeah, I have a reservation from booking. Name Mert. Mert Aktaş. For two nights. Şimdi ben bu adamı... Az kaldı. Booking'den rezervasyonum var. Hint rupisi olarak 2 gecelik 600 rupiye rezervasyonum var. Adam diyor ki 2000 rupi vereceksin. 3 katını istiyor, rezervasyonum var. Şimdi ben bunu
Buna az kaldı artık, yeter, sabrım iyice taştı. Bu Hindistanlıları my friend. Yes, I will come here with police and also I'm taking video. My reservation is 600 rupee. 600 rupee for two nights. I am no English. I never pay you 2000. Okay, English. Where is your boss? Where is your boss? Number. Number. Okay, give me your boss number. I call your boss. Yes. Şimdi Mert'in bu işte biplenmiş kavga, kıyamet, küfür tabii ki videosunu gördükten sonra aklıma ilk gelen videoyu söylüyorum. Evet, birazcık absürt ama lütfen yanlış anlamayın. Direkt gezginimiz olan Murat ve Deniz'in sikizim videosuna geçmek istiyorum. Şimdi sikizim, evet, söylenişi birazcık garip. Türkçe'de farklı bir anlama geliyor biliyorum. Ama biz buna çok alıştık. Çünkü sürekli hani buna maruz kaldık. İşte sik videosu, işte çocuk sik, işte bu adam sik. Hani yani bu tamamen din bu arada, lütfen yanlış anlamayın. Hani biz artık normal gelmeye başladı. Ama bu videoyu sizin de izlemenizi istiyorum. Merhaba, ben Ünsüz Gezginler kanalının dijital sunucusu Ayşe Ünsüz. Bu hafta ünsüzlerimizi dünyanın en büyük 5. Hindistan'ın ise 4 büyük dininden biri olan Sikizm dini hakkında bilgi almaları için Hindistan'daki Siklerin tapınağına yolladım ve bir Sik gibi davranıp tecrübelerini ve hislerini bize aktarmalarını söyledim. Tabii ki ünsüzlerde kolları sıvayıp Sikler gibi işe koyuluyor. Etraftakilerin garip bakışlarıyla oklavayı alıp ekmek hamuru açıyorlar. Demek ki anneleri oklavayı sırtlarında çok kırmış ki oklavaya da çok alışkan gibiler. İşin esprisi ve görüntüleri eşliğinde size Sikleri ve Sikizm dinini anlatmaya çalıştık. Murat ve Deniz'e teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi videoda gördüğünüz üzere gezginlerimiz Murat ve Deniz Sikizm dinine oldukça alışmış gibi görünüyor. Hani bu kadar hemen sik olduk biz. Artık birer sikiz falan gibi böyle şey yapması, bunu söylediğimde de yani hala komik bu arada. Küfür gibi de hani birazcık garip o yüzden. Ama ben çok güldüm bu videolarına gerçekten. Şimdi bir diğer üzerine durmak istediğim ve bundan bahsetmek istediğim bir diğer videomuz ise Mert Aktaş'ın 30 saatlik tren yolculuğu ilgili videosu. Mert zaten, Mert demek aksiyon demek. Yani bizim de kesinlikle çok sevdiğimiz gezginlerimizden bir tanesi. Mert trene binmeden önce bile aksiyon tabii ki gelip Mert'i buluyor. 30 saatlik bir tren yolculuğunun sonunda tamamlıyor ama yani kim bilir neler yaşadı. Zaten videonun tamamından da izleyebilirsiniz. İnsanlar, bir de treni bekleyenler de çok var ama. Camdan bile kollar mollar fışkırmış etmiş kuruyor her yerden. Değişik, bu da uyuşturucu kullanıyor, yanımda bana ikram ediyor. İster misin dedi. Sapsarı olmuş yastık. Kılıf da yok. Yani sapsarı yastık. Burası biraz daha beyaz ya. İskender, döner, kebap. Daha nasıl anlatayım Türkiye'yi? İskender, kebap, Fener, Galatasaray, İstanbul, Ankara, anlamıyorsa yapacak bir şey yok. Diyorum ki bu abla da belgeye gidiyormuş, dedim 30 saat içeriz değil mi dedim. Çocuk da diyor ki yok 30 değil 26 saat diyor. Diyorum ne fark eder, ha 26 ha 30. Umarım bu içeriğimizi beğenmişsinizdir. Bu videoların kesinlikle devamı gelecek. Bu ve buna benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.